anamneziyle, fizik muayenesiyle ve değerlendirmeleriyle uyku teşhisi konulduktan sonra laboratuvarda bir gece kalarak uykunun değerlendirilmesi yapılan kişilerin tedavisini yine gözden geçirelim. Tedavisinde eğer uyku bozukluğunun ilaçla tedavi edilmesi gerekiyorsa ilaçlar verilir. Bunlar çoğunluğu uykuyu düzenleyen, uykusuzluğu geçiştiren ilaçlardır. Hangi ilaçların verileceği mutlaka ve mutlaka uyku testine planlanmalıdır. Ona altyapı olarak ilk önce ona bakıp ondan sonra değerlendirilmelidir. İkincisi, cihazlarla dediğimiz uyku bozukluğunun tedavisi. Bu da yine aynı şekilde kişi uyku laboratuvarına tekrar alınır. Başına ve gövdesine elektrotlar tekrar bağlanır. Uyku bozukluğunda tespit edilmiş olan bozuklukların her birinin giderilmesi için uygulanan bir cihazdır. Cihaz çok basit bir kompresör olarak ifade edebiliriz. Bir oda havasını alır, basıncını artırır bu cihaz aracıyla. Burun ağız hangi yol uygunsa oradan üflenen hava ile az önce söylemiş olduğum küçük dil, yumuşak damakla bademciğin uyanıkken bulunduğu pozisyona bu hava akımı sayesinde getirilir. Küçük dil aşağı inip soluk porusunu kapatmadığı için soluk porusu dar da olsa, yuvarlak da olsa açık kalır ve kişinin nefes durmaları biter, oksijen düşmesi yaşamaz, karbondioksit yükselmesi yaşamaz, organların tamiri yapılır ve hastalıklardan uzaklaştırılmış olur. Bu şekilde cihaz kullanan hastalar, önceden her gün kilo alarak kiloyu büyük bir sorun gibi gören kişiler, belli bir dönem kullandıktan sonra kendiliğinden kilo verdiğinde görürler. Tekrar bellekleri düzelir, unutkanlıkları geçer ve günlük yaşamlarına yeniden dönerler. Üçüncü tedavide eğer ağız içerisindeki organlar, cerrahi tedaviden bahsediyoruz, ağız içerisindeki organlar anatomik olarak birbirleriyle uyumsuzsa, yani çene, dil, ağız içerisindeki damak yüksekliği birbirlerine orantısız ise bunların tedavisi de cerrahi olarak yapılır. Yine uyku testi yapıldıktan sonra diğer uzmanlık alanlarıyla birlikte değerlendirilir ve cerrahi tedavisi planlanır.